Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 06.01 2009 Salı günü. Bu senenin ilk Salı sohbeti. Cenab-ı Hak her birerlerimize sohbetin feyzinden faydalandırsın inşallah. Gönlümüzü, aklımızı, fikrimizi açsın ve en geniş manada idrak etme yollarını da bize kolaylaştırsın. Yine mevzumuz insanı Kamil Abdülkerim Cili, sayfa 747, bölüm 63, sair dinler ve ibadetler. Kaldığımız yer alttan ikinci paragraf, sayfanın altından ikinci paragraf. Daha belki sohbetlerimizi biraz zihnimizde dolaştırırsak, nübüvvetten ve risaletten bahsedildiği yerde kaldığımızı hatırlarız. Oradan devam ediyoruz. Anlatılanı bildikten sonra, daha evvelki mevzuları, yani anlatılanları bildikten sonra serbest olarak şöyle söyle. Şurada şimdi bahsedecek mevzu hakkında biraz anlama zorluğu var. Veya şerh edenin kendi anlayışına göre belirtmek istediği bazı hususlar var. Ama bunları açmaya çalışacağım inşallah. Mutlaka velayet nübüvvetten üstündür. Hani velilik var ya, velayet, evliya dedikleri o mertebe, velayet nübüvvetten üstündür. Velayet nübüvveti, yani velayetten sonra gelen nübüvvet, yani hem velilik ve hem nebilik, şeriat nübüvvetinden üstündür. Şeriat nübüvveti risalet nübüvvetinden üstündür. Şimdi şu iki cümleyi böyle okuduk. Ancak daha sonra bu cümleler değiştirilerek yazılmakta ve öyle okunmakta. Bunların nasıl olduğunu inşallah anlamaya çalışacağız. Devam ediyor 743. sayfanın başından. Bilesin ki her Resul şeriat peygamberidir. Resul ile Nebi arasında ne fark vardı? Resul yeni bir sistem getiren, yeni bir şeriat getiren, yani yeni uygulama sahası getiren. Nebi ise kendinden evvel gelmiş olan Resul peygamberin şeriatına uyarak görevini yapan peygamber hükmünde. Bilindiği gibi peygamber de Farisi bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de ve Türkçe'de peygamber diye bir kelime yok. Farisi olan o lisandan girdiği için ve de kolayımıza geldiği için ve de yerleşmiş olduğu için Allah'ın elçilerine nübüvvet ve risalet ayırmadan peygamber denmekte. Yani bütün din literatüründe böyle geçmekte. Ancak Kur'an-ı Kerim'de peygamber diye bir lafız yok. Türkçemizde de yok. Farisi bir kelime genel olarak Resul ve Nebi ayırmadan peygamber diyoruz. Tabii ki onlar ikisi de, yani iki veçesi de risalet ve nübüvvet, Allah'ın görevlendirdiği habercileri, Türkçemizde elçi deniyor. Böylece her Resul şeriat peygamberidir. Ulul azim beş tane peygamber var ya, bunlar hem Resul hem de Nebi de aynı zamanda. Her şeriat peygamberi velayet peygamberidir. Çünkü
Velayet olmadan zaten peygamberliğin olması, nübüvvet ve risaletin olması mümkün değil. Velayet olmadan peygamberlik olması mümkün değil. Her velayet peygamberi ise mutlak veliden üstündür. Bakın şimdi buradaki cümleler biraz evvel okuduğum iki satırlık cümlelerin tersi gibi oluyor. Tabi bunun izahını daha sonra yapacağız inşallah. Her şeriat peygamberi velayet peygamberidir. Her velayet peygamberi ise mutlak veliden üstündür. Bu mana icabı olarak şöyle söylenmiştir. Peygamberin iptidası veliliğin nihayetidir. Yani peygamberliğin başlaması, başlangıcı veliliğin nihayetidir. Yani veli kemal haline geldikten sonra ancak onların içinden veya velilerin içinden kendisine peygamberlik verilir. Yani velayet kemalete erdikten, kemalata erdiği yerde risalet veya nübüvvet başlamakta. Ancak velayet olmadığı zaman da onun da ve nübüvvetin ve risaletin olması da mümkün değil. Bunları anla ve düşün diye tavsiyede bulunuyor. Zira bunların çoğu yolumuzu tutanların çoğuna gizli kalmıştır. Yani bu hakikatlerin çoğu zahir İslam ehline, hatta batın İslam ehline bile gizli kalmıştır. Demek suretiyle bir belirli bir hakikatleri ortaya koymuş olduğunu belirtiyor. Allah hak söyler, doğruya hidayet eden odur. Şimdi not olarak, izah olarak, özet olarak şöyle diyebiliriz. Yani bütün bu meselelerden sonra bu kitapta yok. Bu bölüm, okuduğum bölüm kitapta yok. Adem Aleyhisselam'ın velayeti bir bakıma nübüvvetinden üstündür. Şimdi bakın, Adem Aleyhisselam'ın ki nebilik, yani peygamberlik Adem Aleyhisselam ile başlıyor. Aynı zamanda büyük dedemiz, aynı zamanda insanların ceddi Ebul Ceset diyelim. Ebul Ervah peygamber efendimiz ama Ebul madde, yani madde varlığımızın aslında batınımızın da bir kısmında onun başlangıcı var. Dedeliği, babalığı var yani. Şimdi tekrar okuyalım. Adem Aleyhisselam'ın velayeti bir bakıma nübüvvetinden üstündür. Yani veliliği peygamberliğinden üstündür bir bakıma. Neden? Çünkü özde olan bir şeyin özde olan bir şeydir. Yani velayet kişinin özünde olan bir şeydir. Ve nefahtü ile kaynaktır. Yani velayet ve nefahtü kaynağı ile ortadadır. Cenab-ı Hak ona, ben ona ruhumdan üfledim demek suretiyle o hakka olan yakınlığı itibariyle ve nefahtüdeki nefyedilen ruh hakkın kendi ruhundan, yani zati ruhundan mahluka dönük, bakın zati ruhun mahluka dönük hali ve nefahtü ve bu da doğrudan hakka bağlandığından risalet mertebesi de bu nübüvvetten sonra meydana geldiğinden Adem Aleyhisselam'ın velayeti nübüvvetinden kaynak olması dolayısıyla üstündür. Anlaşıldı mı burası? Yani Adem Aleyhisselam velayet nübüvvetinden evvel Allah'ın velisiydi. Ne ile? Ve nefahtü ile. Yani hak kendisine kendi ruhundan ihsan ettiği için zaten en yakını idi.
Yani o güne kadar alemlerde ne varsa, nasıl varlıklar varsa onların hepsinden yakın Adem Aleyhisselam'dı. Çünkü ve nefahtüsü vardı. Yakınlığı da velili, veli yakın demek zaten. Evliya da daha yakın demek. İşte ve nefahtü kaynak olduğundan, yani gerçek oraya dayandığından ve bu kaynak olmadan nübüvvetin olması da mümkün olmadığından, kaynak ise kendinden çıkandan daha üstündür. Değil mi? Kaynaktan çıkan herhangi bir şey daha ilerilere doğru gitmiş olabilir. Ama çıkışı itibariyle kaynak çıkandan üstündür. Şöyle bir küçük misal verelim. Bir annenin oğlu veya kızı ileride ne kadar büyük mertebelere gelirse gelsin, ister padişah olsun, ister kral, ister işte cumhur reisi olsun, o yönüyle annesinin mertebesinden belki üstün olmuş olabilir. Ama anne onu meydana getirdiğinden o çocuğun büyüse de ne yaparsa yapsın anneden üstün olması mümkün değildir. İşte bu yönüyle anne çocuğundan üstündür. Asıl itibariyle üstündür. Ama bir gün gelir çocuk annesinden daha üst makamlara geçebilir. Mesela bazı şirketlerde eski görevli olan bir kimse oluyor. Zaman içerisinde o oğlunu eğitiyorlar. Geliyor oğlu onun başına müdür oluyor. Ya, o yönüyle oğul babadan üstün. Ama babanın ve annenin kaynak olması dolayısıyla üstünlükleri tartışılmaz. Kaynak olmasaydı o çocuk ortaya gelmeyecekti. İşte bu şekliyle Adem Aleyhisselam'ın velayetinin nübüvvetinden üstünlüğü var. Bir bakıma ise, yani başka bir şekilde meseleye baktığımız zaman ise nübüvveti risaletinden üstündür. Yani Adem Aleyhisselam'ın nebiliği veliliğinden üstündür. Çünkü nefsinin dışında başkalarına da faydası vardır. Yani bir veli kendi bünyesinde kendi kendisi kendiyle birlikte iken velayeti kendinedir. Ama bu velayet nübüvvete dönüştükten sonra dışa dönüşen bir yaşam ortaya geldiğinden ve ne kadar kişiye faydalı olmuşsa o görevli olan nebi veya rasul olan kimse, ne kadar kimselere faydalı olmuşsa işte başkalarına faydası olması dolayısıyla nübüvveti velayetinden üstündür. Bu şekilde. Anlaşıldı mı? Kaynak olması dolayısıyla velayeti nübüvvetinden üstündür. Ama nübüvvet gereği, görevi gereği başkalarına da fayda sağladığından bu haliyle de nübüvvet velayetten üstündür. Kaynakta durandan yola çıkıp geçtiği yerlere hayat veren su daha üstündür. Yani bir su çıkıp da sadece kaynağında durmuş olsa ama bu belirli bir akıntı ile, meyil ile aşağıya doğru inmeye başlasa ve geçtiği bütün yerlere de hayat verse, fayda sağlasa, işte kaynağından nehir bu yönüyle daha üstündür. Yani daha çok faydası vardır. Ancak nehrin kaynaktan çıkması dolayısıyla de kaynak nehirden üstündür. Yani velayet nübüvvetinden üstündür. Faydası olması bakımından nübüvveti velayetinden üstündür. Ancak öncelik verilirse velayet üstündür. Çünkü önceliği vardır.
Yani tek yönüyle kaynak olarak baktığımız zaman bu şekliyle velayet üstündür. Çünkü önceliği vardır. Nübüvvet ve risaletin ise seçilmişliği yüzünden üstünlüğü vardır. Bakın diyelim ki bir yerde 10 tane veli var. Cenab-ı Hak onların içinden bir tanesini, iki tanesini seçti. Nebi veya Rasul hükmüyle gönderdi. İşte kaynak olarak velayet üstün olmakla birlikte ama nübüvvet ve risaletin seçilmişliği yüzünden üstünlüğü vardır. Neden? Demin bahsettiğimiz gibi, çünkü onlar çevrelerine de faydalı olacaktır. Velayet kendi bünyesindedir sadece. Şimdi şöyle bir ifade kullanalım. Kendinden evvel gelen peygamberin nübüvvet ve risaletinden kendinden sonra gelen peygamberin velayeti üstündür. Şimdi Adem Aleyhisselam'dan sonra gelmiş olan bir peygamberin velayeti Adem Aleyhisselam'ın peygamberliğinden üstündür. Şimdi bunları karıştırmayalım, bir daha okuyalım. Herhangi bir peygamber kendinden evvel gelen peygamberin nübüvvet ve risaletinden kendinden sonra gelen peygamberin velayeti üstündür. Yani herhangi bir peygamber düşünelim. O peygamberden sonra gelen peygamberin velayeti mertebe olarak bir evvelki peygamberin nübüvvet veya risaletinden üstündür. Mertebe olarak. Ama o peygamberin de kendisinden sonra gelen peygamberin velayeti de yine onun nübüvvetinden ve risaletinden üstündür. Mertebe olarak. Bu böyle devam eder gider ta ki Efendimiz'e gelinceye kadar. Efendimiz'e göre ise onun şahsında şu yönü üstündü, şu yönü şöyleydi denmez. Çünkü her yönü tamamen kendi kemalinde idi. Yani Peygamber Efendimiz'in velayeti mi üstündü, nübüvveti mi üstündü, risaleti mi üstündü diye bir söz konuşmak doğru olmaz. Yani böyle bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Onun velayeti, nübüvveti ve risaleti her biri bu kendi sahalarında diğer peygamberlere göre olan hepsinden üstündü. Yani velayeti bütün peygamberlerin velayetinden, nübüvveti bütün nebilerin nübüvvetinden, risaleti de bütün rasullerin risaletinden üstündü. Çünkü en son ve kemal sahibi idi. İşte böylece risalet, nübüvvet onda sona ermiş oldu. Yani fiziki manada risalet ve nübüvvet sona ermiş oldu. Ancak daha evvelce de işte kısaca mevzu olduğu gibi risalet ondan sonra batıni olarak devam etti, ediyor, edecek de kıyamete kadar. İşte bunların evvela veliliği sonra da nebi veya risaleti vardır. Ancak onlar peygamberin rasulleridir. Bakın buraya dikkat edelim. Peygamberler ise peygamberimizde son olmak itibariyle Allah'ın peygamberleri, rasulleri, Peygamber Efendimiz'den sonra gelenler ise Hazreti Peygamber'in rasulleridir. Bakın Allah'ın rasulleri değil, peygamberin rasulleridir. Öyle olduğu için de mühürsüzdürler, mühürleri yoktur. Allah'ın peygamberlerinin mühürleri vardır, kitapları vardır. Peygamberimizin rasullerinin, yani habercilerinin, yani onun hakikatiyle yaşamaya çalışanların
risaletleri batındadır. Bazı bu şekilde iddia sahipleri olan kimseler vardır. İşte biz Resulük devam etmektedir, biz Resulüz gibi açık olarak konuşmalar vardır. Bunlar açık olarak konuşulmaz, edebe aykırıdır. Yani kimlik belirtilmez falan 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 diye. Kişi onu kendi idrakinde anlar veya yaşar, yaşayabildiği kadar. Evet, bu mevzuda sorulacak bir şey var mı? Biraz muğlak, aynı zamanda mühim bir hadise. Bazı kitaplar peygamberliğin üstünlüğünü, bazı kitaplar velayetin üstünlüğünü yazarlar. Bazıları da derler ki Allahu veliyyun, yani Allah veli ismiyle isimlenmiştir. Resul ve nebi ismiyle isimlenmemiştir. Dolayısıyla bu yönden de velayet üstündür diye söylerler. İşte bahsettiğimiz gibi velayet kaynak olması dolayısıyla üstündür. Ama velayetin neticesi olan nübüvvet veya risalette başkalarına da fayda sağladığı için velayet sadece kendi bünyesinde oluşmakta. Ama gerçek manada risalet ve nübüvvet halka da açık olduğundan, başkalarına da fayda sağladığından bu yönüyle risalet ve nübüvvet üstündür. Ancak bu devam eder gider yukarıya doğru. Yani bir evvelki peygamberin kendinden sonraki peygamberin veliliği kendinden evvelkinin risalet nübüvvetinden üstündür. Öyle olmazsa zaten kendi mertebesindeki hakikatleri idrak edemez, anlayamaz. Tabii o daha üstündü, bu daha üstündü diye herhangi bir işte kavmin peygamberi üstündü, o kavminki daha üstün değildi gibi sözler ve anlayışlar geçersizdi. Bunların arasında yarış yapılmaz. Onların hepsi Allah'ın peygamberi olması dolayısıyla da hepsi birdir. Hani Amener Resulü de geçiyor ya, La nüferriku beyne ahedin min rusulim. Bakın, Allah peygamberleri arasında bir tefrik yapmaz. Ancak yine başka bir ayette Allah'ın peygamberlerinin hepsinin kendilerine ait mertebeleri vardır. Yani görev olarak ayrım yapmaz ama mertebe olarak hepsinin kendine ait mertebeleri vardır. İşte bir sonraki mertebenin velayeti bir evvelki mertebenin risaletinden üstündür. Çünkü velayeti olmazsa o hakikatleri de anlayamazlardı. Ancak Peygamber Efendimiz'in kendi şahsı için şurası üstündü, burası üstündü demek doğru bir anlayış ve değerlendirme olmaz. Onun her bir mertebesi kendi kemalinde, kendi kemalatındaydı. Velayet kemalatı kendi bünyesinde ve bütün velilerin üstünde bir kemalat. Nübüvvet kemalatı bütün nebilerin üstünde ayrı bir kemalat. Risalet kemalatı da bütün rasullerin üstünde ayrı bir kemalata sahiptir. Böyle bilirsek zannediyorum dengeli bir anlayışa sahip olmuş oluruz. Var mı bu hususta sorulacak, düşünülen bazı şeyler, tereddütlü kalan?